Selam beyler, güzel güneşli bir gün sabahından herkese merhaba. Güneşi gördüm, hemen aşağı indim ve videomu açtım arkadaşlar. Güneşte biraz sıkıntı olabiliyor videoda ama video atmıyor da 4 gün 5 gün oldu. Artık başlamamız lazım, hava şartlarından dolayı çekemiyorduk. Şimdi bugün başlıktan da gördüğünüz gibi skuteri komple parçaladık arkadaşlar. Makinenin bazı sorunları vardı. Motorsal, mekanik aksamda sıkıntıları vardı. Hem onu göstereceğim. Hem de kaportası boyanacağı için komple söktüm. Şimdi her şeyi burada, koltuğu, yan kapakları, cartı, curtu. Her şeyi orada. Bundan önce ben bir video çektim. Söküm aşamasında paylaşacaktım fakat farklı bir cihazla çektim. Onun da görüntü kalitesi 4K falan olduğu için şeyde programda sorunlar yaşadık. Yani sürekli donmalar oldu. Bir türlü videoyu editleyemedik. O yüzden eski cihazımla tekrardan çekiyorum. Olursa onun da videolarını, söküm aşamasını falan videonun arasına koyacağım, zaten görürsünüz. Şimdi burada ne gibi sorunlar yaşadık, burayı birazdan toparlayacağım ben. Şimdi videoyu açayım, ilk önce girişini göstereyim, ondan sonra kapatacağım. Videoyu durdurduktan sonra burayı komple toplayacağım. Şimdi bu aletin ilk önce diğer tarafından göstereyim. Biliyorsunuz bu ayak marşını kırdık. Kaynak maynak yapmaya çalıştık, olmadı. Yenisi sipariş verecektim. Ondan sonra dedim ki biz şey yapalım. Daha doğrusu iç dişlisinin mi? Neresini? Biz siparişin bir şeyini verdiydik de o hala kargoda. Ha, dış kolunu verdik. İçindekini vermedik. Dedim ki ondan önce başka bir şey deneyelim. Biz bu motora marş yapalım dedik. Bir tane akü koyduk arkadaşlar. Aküyü görüyorsunuz. Aletle şarj ettik. Kaynak makinesi benim şarj ediyor. Akümüzü şarj ettik. Şu an marş basıyor. Marş boşa dönüyordu böyle dişlisi. Şu zımbırtı boşa dönüyordu. Şeyi çeviren. Ondan sonra sorunu bulmak için yan tarafı komple söktüm arkadaşlar. Bakın bu karteli falan komple söktüm. Yağını falan boşalttım. Sorunu da göstereyim. Çok güneş var ya. Sorun da bu bizim debriyaj şeyimiz. Marş bastığı zaman, tamam, marş debriyajı diyor kimileri. Kimileri farklı bir şey diyor. Odaklarsa eğer, ha. Bakın bilyanın üzeri hep yenmiş. Şöyle göstereyim bak. Ha, net gözüküyor herhalde böyle. Odaklasa, ha. Bu bilyalar tam yuvarlak olması lazım. Bu malzeme döndüğü zaman buralara yapışıyorlar ve tutuyorlar. Şimdi tutunamadığı için, kırık olduğu için marş bastığımda gene tutunmadan devam ediyor dönmeye. Yani boşa dönüyor alet. O yüzden bu bilyaların değişmesi lazım arkadaşlar. Bunları da bugün sipariş geçeceğim. Ondan sonra marşımızı toplayacağız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi videonun arasına koyabilirsem bu söküm işlemini koyacağım. Onu izleyin. O sırada ben de şu ortalığı hızlı bir şekilde toplayayım. Çünkü içerisi bayağı bir dağıldı. Hızlı bir şekilde toplayayım. Motorun genel olarak başka eksiklerine bakacağız. Mesela şu var. Burada bir fren şeyimiz var. Bakın bu böyle oynuyor boşta. Fren bastığım zaman takır tukur ses yapıyor. Bir de öndeki çamurluk ve ön kaportla sökülecek. Komple onlar da çıktıktan sonra sadece iskelet kalacak zaten. Bir de arka çamurluk kalacak. Şimdi ben burayı hızlı bir şekilde toplayıp geleyim. Ondan sonra devam edelim.
Şimdi bunu sökmüşken hava güzelleşirse, yani şu hava açarsa, yağmurlar durursa, fırtına durursa dışarıya çıkartıp tazyik makinemiz var. Komple şöyle zaten videosunu açarım. Detaylı bir şekilde bu makineyi böyle yıkarız. Şu katranları, yağları görüyorsunuz. Komple bir yıkarız. Bir arada buna bir şey yapmayacağız dedik. Bu zaten altta kalan bir malzeme. Kaportalarımızda kırıklar var. Tamir edeceğiz kırıkları. Ondan sonra zımparasını atıp boyasını yapacağız. Ya şununla uğraşmak istemiyorum şimdi. Burası baya bir soğuk. Nefes aldığımda buhar çıkıyor. O derece soğuk. Yani bu tekerlek çıkması gerekiyor. Bu kaportayı çıkarmam için. Onu da çıkarsaydım zaten geriye başka hiçbir şey kalmıyor. Komple sökmüş bulunmaktayız şu anda. Sadece arka çamurlukla stop duruyor. Onlara da bir şey yapmayacağız. Valla yoruldum şu an. Bir düşüneyim bakayım ne yapalım. Evet beyler, piyasayı biraz topladım. O sıra dedim ki ön tarafı da sökeyim elim değmişken. Biraz uğraştırdığı için videoyu açmadım. Çünkü civataların hepsi yalamaydı. Şöyle göstereyim civataları bak. Bunları hep böyle başlarını şöyle matkapla delerek çıkarmak zorunda kaldım. Son kaporta parçamızı çıkardık. Kaportalar komple çıktı. Şimdi güzel bir havada, gene güneşli bir havada bu kaportaları komple zımpara astar boya yapacağız arkadaşlar. Boyaya hala karar veremedim. İnternetten bir iki tane model gördüm, güzel duran modifiyeli. Onlardan birini yapacağım artık. Jantlar da boyanacak. Jantlar da kırmızı. Onlar da farklı bir renk yapmayı düşünüyorum. Öyle de kalabilir, yapacağım kaporta rengine bağlı. Bu beraber yani birbirlerini tamamlamalarına bağlı. Bayağı bir yoruldum. Hava bugün güzel. Biraz uğraşayım dedim. Harbi yoruldum. Ortada topladım. Şimdi sadece o parçayı bulmak kaldı. Onu da gidip şimdi parçacıya, burada bir parçacı var, ona bir sorayım. Varsa hemen bu videoda toplarız. Yoksa da başka bir videoda toplarız. Ama marşımız olacak yani. Bir de sökmüşken hemen bassam mı falan dedim de, neyse onu farklı bir videoda şey yaparız. İlk önce sırayla gidelim. Kaportamızı komple söktük. Kaportayı kenara koyduk. Şimdi ilk işimiz şu marşı yapmak. Motor marşa çalıştıktan sonra kaporta işlemine geçeceğiz. Yani motor çalışır vaziyete geldikten sonra kaportaya geçip boyayıp montajını yapacağız. Ondan sonra da artık basarız, modifiyelere başlarız. Neyse beyler, bu videoyu burada sonlandıralım. Motorumuz komple söküldü. Bir sonraki videoda eksik olan parçamızı takarız. Ondan sonra motoru komple bu şekilde iskelet haliyle çıkartır, dışarı bir yıkarız. Hava güzelken basınçlı su tabancamızla. Komple yıkadıktan sonra diğer işlem kaporta arkadaşlar. Kaportalar burada bak, koltukla beraber hepsi komple hepsi boyanacak. Yani yıkayalım, kenarı koyalım şasemizi temiz temiz. Ondan sonra komple kaportayı zımpara astar boya yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş toplayacağız. Şimdilik videoyu sonlandıralım çünkü yapacak bir şeyimiz yok. En azından parça sağlam olsaydı şeye geçerdik hemen. Bunlara geçerdik. Ama onları da ayrı bir videoda yapalım. Bu videomuz bu şekilde olsun. Hani motorun ne durumda olduğunu görün diye videoyu açtım. Şöyle göstereyim alt kısmı. Burası sökülecek. Şu an kartele bakıyorsunuz. Krankın sağ tarafı. Elektronik ateşlemenin olduğu yer. Statörümüz falan hepsi burada. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Çok güzel bir motor geliyor. Hoşça kalın. Oh.